Bugünkü program müthişti Sıtkı abi. Kaçırdın. Rating rekoru kırdı. Yazık. Sen hiçbir işi zamanda yapamazsın ki zaten İpek'ciğim. Resme dalmışım Cenab abi. Belki de bilinçaltında bana karşı bir hazımsızlığın var İpek'ci. Çekemiyorsun başarılı. Evet abi. Ben de Ayla Hanım gibi kıskançlıktan radyoyu filan kırıyorum. Kadınlar bulsalar parçalayacaklar ama Cenab abi. Vallahi ben böyle sevgi görmedim. Hadi başarılarımıza. Hadi başarılarımıza canım içi. Her zaman böyle olalım. Kusura bakmayın geciktik biraz ama acıktınız mı? Doğrusunu istersen ben biraz acıktım Bilgeciğim. Sıcaklar kayınvalidemden geliyor da Cenab abi. İşte geldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canım bak sana ne aldım. Bak. Gel. Gel. Ver bakayım. Aslan kayınvalidem benim. Mis gibi de kokuyor. Demek programımı kaçırdın. Dinlemedin. Aşk olsun İpekçi. Seni hiç affetmeyeceğim. Çok korkuttun bizi canımın içi. Ucuz atlattık çok şükür. Ucuz vallahi. Neyse geçmiş olsun Celilciğim. Benim adım Cemil. Ben ölmem. Bırak artık bu kasılmaları Cemil. Allah yüzümüze baktır. Türkan Hanım orada olmasaydı görürdün. Ya hakikaten o olmasaydı ne yapardık? Cemil Bey bir balon üflettiler bitti ha. O kadar. Turp gibiyim şimdi. Muz likörü ikram etsene misafirlerimize sevin. Muz likörü mü dedin canımın içi? Tabii ne sandın? Çikolata aldık, likör aldık. Bayramda biz de boş durmadık burada. Ara sıra götürüyor musun yoksa? Götürürüm. Benim adım Cemil. Neler sayıklıyorsun sen öyle Cemil? Hiç akıllanmayacaksın vallahi. İçmiş kadar olduk Cemil Bey sağ ol. Eve dönünce içeriz artık. Tabii canım ne acelesi var? Zorla likör aldırdı bana buraya. Mikro falan kapmayı sevmeyeyim Rekçe'yi. Elinde sıktık. Ne ilgisi var Cenab-ı abi? Adam kalp krizi geçirdi. Verem diye bir şey değil. Tamam tamam anladık. Sesini yükseltme fazla. Buradalar Muvaffak Bey amca. Gel gel. Buradayız buradayız buyurun. Bak yaramaza burada da buldu bizi. Gel bakalım. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Merhaba üstadım. Siz de mi buradasınız? Efendim büyük geçmiş olsun. Nasılsınız şimdi? Bomba gibiyim hoca bomba. Püf bir üfledim balonu. Oh ne güzel. Sen niye geldin? Geldim bari. Annem gönderdi. Ben getirdim Cemil amcası. O nasıl söz Cemil? Ziyaretine gelmiş çocuk. Sana çiçek de getirdik Cemil amcacığım. Bak geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil efendim. Bir şey değil. Öpeyim Cemil amcacığım. Öpme öpme istemez. Bak hocam ne diyor Sevim teyze. Öpecek çocuk Cemil bırak. Elimi yap o zaman. Öperim. Aferin. Efendim kusurumuza bakmayın. Ziyarete geciktik. Malum bayram geçtiği ziyaretler filan. Ne kusuru efendim? Oturabilir miyim şöyle? Oturun oturun. Otur hoca otur boş. Siz nasılsınız üstadım? Var mı yeni çalışmalarınız? Var hocam. Bir kitap hazırlıyorum. Akşam çıkıyor İstanbul'a. Adı pek güzel. Şairane. Şiir başarılar dilerim. Sağ ol. Öyle tatlı ki şiirlere. Ben okudum biraz. Rahat dur delikanlı. Yanaşma fazla. Hastanedeyiz. Bir şey söyleyecektim ama. Dinleyemem şimdi. Evde söylersin Halis. Sırası mı şimdi? Öyle gizli bir şey değil ki ama. Tertibimde internetten yeni yeni siteler buluyoruz. Onu söyleyecektim. Bak hala konuşuyor. Çekeceğim kulağını şimdi. İbikçi gidelim yavaş yavaş. Gitmeyin gitmeyin. Şey diyecektim. Öyle tatlı kızlar var ki. O sitelerde bir görseniz sarışın, esmer, böyle böyle canlı. Böyle. Aynen canlı yayındayız ablacığım. Tebrik ederim. Vatandaş bize bakıyor yiyecek gibi. Farkında mısın? Giymedim sana şu acayip şeyleri. Yetti kız. Evden çıktığımızdan beri aynı şeyi söylüyorsun. Bayılttın. Vallahi şimdi çıkarıp atarım hepsini. Hop. Ah. Hop.
Hareketlerimize dikkat edelim ablacığım. Hastane ortamındayız. Hastetmeyelim vatandaşı. Vır 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 bıktırdın ama kız. Aa, söyleme sen de artık. Aşk olsun yani İbrikçi. Gidelim diyorum, gözüne bakıyorum. İşaret ediyorum, hala hiç oralı değilsin. Çakıldın kaldın. Bu ne uzun ziyaret ya? Şimdi ben mi kabahat doğdum abi? İyi valla. Halis de internetteki göğüsleri sen konuştun. Konuştum evet. Çünkü sorunları olan bir çocuk. Yardımcı olmak lazım. Bir takım saplantıları var. Hadi onun sorunları var, konuştun. Hocayla da konuştun bir saat şiir üstüne Cenab abi. Olabilir İbrikçi. Şiir söz konusu olunca her şey dur benim için, biliyorsun. Saat mi tuttun? Vallahi küserim, bir daha yüzüne bakmam. Hoppala. Aa, bak kimler geliyor. Aa, kız katil bak bunlar da burada. Öyle salatalık patlıcan gösterir gibi gösterilmez vatandaş ablacığım. Çok ayıp. Aman kız sen de bugün terbiye hocası kesildin başımıza ha. Merhaba. Merhaba birader. Siz de mi sayın abimi ziyaretten? Oradan canım hiç. Evet, Celilciğimizin ziyaretinden geliyoruz. Hemen anladınız ne güzel. Kız senin şu canımın içleri yok mu? Çok tatlısın. Kız görüşemiyoruz artık. Hop, elin kolun rahat dursun ablacığım. Ne görüşeceksiniz? Şey, yine bir şarkı sözü falan yazsan da albüm çıkarsak ha? Kuruduk valla. Cenab abi ne diyorsun sen bu teklife? Düşünelim. Ay yaşa sen. Hiç düşünme birader. Vatandaşta para yok öyle albüme yatıracak. Yasa krizde, vatandaş da krizde. Ha? Ya öyle mi? Vah. Hadi yürü ablacığım. Buyurun. Ah teşekkür ederim. Bir şey değil. Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Gözün aydın Cenab abi. Belalın geldi. Kim onun belalısı? Celilciğin mi geldi İbrikçi? Celilciğin abi. Ama epeyce formdan düşmüş. Çok bitkin görünüyordu. Kolay değil tabii abi. Kalp krizi geçirdi adam. Kalp krizi değil, kafa nakli ameliyatı bile olsa vız gelir ona canımın içi. En kısa zamanda yine kapımıza dayanır. İşte şuraya yazıyor. Unutmadan sana şunu vereyim Cenab abi. Patrondan sevgilerle. Para mı canımın içi? Alıver şunu İbrikçi. Alalım Cenab abi. Para veren altın bulsun. Götür hemen. Çarp şunu Halil Efendi'nin suratına. Kapatsın çenesini. Patrondan bir de mesaj getirdim sana Cenab abi. Senin programı haftada 2 güne çıkarmak istiyorlar. Öyle mi? Ne güzel. Hayır canım içi. Güzel değil. Çok kötü bir fikir. Duymak bile istemiyorum. Haftada 1 programı bile zor yetiştiriyorum ben. Nazlanma Cenab abi. Kabul et. Paraya ihtiyacımız var. Bak paşa resimleri de gitmiyor artık. Ne yapabilirim İbrikçi? Sen de politikacı resimlerine başla bundan sonra. Lütfen Cenab abi ya. Benim hatırım için ha? Hatır gönül dinlemem bu konuda canımın içi. Bak 6 aydır doğru dürüst şiir yazamıyorum. Nar çiçeği kırmızısı akşamda takıldım kaldım. Biraz daha üstüme gelirsen tamamen bırakırım radyoyu. Buyurun bakalım. Ne dedim ben size? Celilciğim 5 dakika bile sabredemedi. Rahatsız etmiyoruz ya. Siz miydiniz hanımefendi? Bu ne zarafet. Buyurun rica ederim buyurun. Nerede efendim o kadın? Bir görelim bakalım şunu. Merak ettik o Aşif diye bakacağız. Gel anneciğim gel. Aşif de mi? Kimmiş o Aşif de efendim? O Esmer denen kadın efendim. Annem evinde böyle şeyler izin vermiyor. Ya bırakırsınız o kadının peşine ya da derhal çıkarsınız evimizden. Aman hanımefendi neler söylüyorsunuz? Bir daha öyle kadınlarla uğraşını görmeyeyim. Vallahi kırarım bacaklarını. Hı? Ne yapıyorsunuz efendim siz burada? İstediğimiz yere gideriz efendim. Siz bize karışamazsınız. Utanmıyor musunuz efendim alemin kıllı bekarlarının evine gelmeye? Sanırım senden söz ediyor İbrikçi böyle kıllı bekar diyerek. Vallahi hiç uğraşamam Cenab abi. Bu senin sorunun. Kendin çöz. Evet efendim kabahat sizde. Ne diye bahsettiniz sanki radyoda Esmerlerden falan? Ama sabirciğim sen de lütük kesilme başımıza rica ederim. Esmer 4. boyuta ait bir kavram. Tümüyle sanatsal bir imge. İmge mimge anlamam efendim. Bir daha adını bile duymak istemiyorum o Esmer'in. Nerede o? Bir türlü göremiyorum. Görüyorsunuz değil mi efendim?
Sizin yüzünüzden deli güllü abiciliği yapıyoruz. Ayla Hanım, yürüyün evimize gidiyoruz. Bırak kızı, pis sambara. Gene bizi mi takip ettin? Birden sordum yeni sevgilimden Cenap amcacığım. Eskisi daha tatlıymış, onu anladım. Sonra... Tamam delikanlı, tamam. Herkesin başına gelir, sen artık git. Başka gün uzun uzun konuşuruz eski sevgililerden, yeni sevgililerden, aradakilerden. Gitmem bana ne, daha bitmedi. Güle güle Halis. Sen biraz açık havada dolaş en iyisi. Güle güle delikanlı. Hatta daha iyisi sen soğuk bir duş al, kendine gelirsin. Ucuz kurtulduk birikçiyi, neredeyse düşüp bayılacaktım. Sen onu bir de bana sor Cenab-ı abi. Bela geri geldi. Ne var delikanlı? Gene ne var? Çekeceğim kulağını. Bak size kimi getirdim Cenap amca. Merdivende buldum. Hadi oradan. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok benim. Kendim geldim. Ne çabuk başladın ev ziyaretlerini Celil'cim ha. İşimiz var seninle. Oturamadım evde. Kadınlar geldi. Kabul günü gibi oldu. Biri fal bakar, biri dedikodu yapar. Kafam şişti. Sen de bizim kafamızı şişirmek için mi buraya geldin? Evine Celil'cim. Senin istirahate ihtiyacın var. Benim adım Cemil. Sen kimin evinden kimi koyuyorsun? Merhaba. Allah canı almasın kız, sen burada mıydın? Karın her yerde seni arıyor. Cengül abla da geldi. Ne tatlı. Çok tatlı. Buyurun hanımefendi, içeri girin. Herkes giriyor nasıl olsa. Kız nasıl kaçtın öyle kaşla göz arasında? Doktor seni bekliyor yukarıda. Bak duydun mu Celil'cim bak. Doktor hanım yukarıda seni bekliyormuş. Bekletme, çok ayıp olur ha. Ay biz de yukarıda fal bakıyorduk. Hadi yapın bir kahve, sizin de falınıza bakayım ha. Benim de bak Şengül abla. Hadi oradan, sen çocuksun. Kız onun da canı var kız. Bakarım ne olacak. Sonra da hep birlikte bir şarkı patlatırız değil mi? Haklısın abi, kaçalım biz buralardan. Hemen kaçalım İbrekçi. Sabriciğimden kurtulsak bu sefer katilciğim bakacak iyi cevabımıza. Ya İbrekçi, bu küçük burjuva apartmanı artık sadece sıkıcı değil, düpedüz tehlikeli bir yer olmaya başladı. Sabriciğimle nörotik karısı yüzünden katil olup F-tip hapishanelere düşeceğim bu gidişle. Daha kötüsü her an bir kıskançlık cinayetine kurban gidebilirim yani. Fena mı işte Cenab abi? Efsane olursun. Gelecek kuşaklar şiirlerini de seni de yüzyıllarca hatırlar. Alay etme canım içi. Çekeceğim kulağını. Ben duramam artık buralarda. Taşınalım bir an önce. Derhal ev aramaya başlayıp içi. Taşınmayı isteyen sensin Cenab abi. Niye kendini aramıyorsun? Al işte. Ya terzi Sevim Hanım'ın alkolik kocası Cemil geldi ya da Almancı dostlarımızın meme düşkünü oğlu Halis. Dua et de Sabri Bey'in hıçkırık hastası karısı Ayla Hanım olmasın Cenab abi. Ağzını hayra aç Çibirikçi, korkutma beni. Ben geldim. Halis'miş. Hoş geldin Halis. Hoş bulduk Sıtkı amcacığım. Niye geldin delikanlı? Size bir soru soracağım. Sor bakalım ama çok soru olmasın. İnsan eski sevgilisini nasıl yeniden tavlar? Eski sevgilisini mi delikanlı? Senin eski sevgilin kim Halis? Hem yeni sevgilinden neden bu kadar çabuk vazgeçiyorsun? Ayrıca yeni sevgilin kim? Bir de şu takılıyor tabii insanın aklına. Bu durumda yeni sevgilin eski sevgilin, eski sevgilin de yeni sevgilin olacak delikanlı. Hangisinin? Hangisi olduğunu nasıl bileceksin? Efendim? Bakma öyle. Bakma öyle. Cevap ver. Çorba çok iyi geldi değil mi Cenab abi? İyi geldi de demek ki Bekçi. Şifa şifa. Aytenciğim eline sağlık. Afiyet olsun. Şu güzelliği görüyor musun abi? Resim gibi resim. Şaheser Bekçi. Bu Aytencim'in güzelliği. Hadi biriniz parçalayın da dağıtın şunu. Dur İbrikçi, acele etme. Dünyada bu kadar insan açlık çekerken senin hiç mi vicdanı sızlamayacak? Tamam. Şimdi başlayabilirsin servise. Bu mutlaka Halil Efendi'dir abi. Bizi ziyafet çekerken görürse yandık. Ben açarım. Hoş geldin Halis. Hoş bulduk Ayten teyzeciğim.
Halil Efendi değil, Halis Efendi'ymiş. Asıl şimdi yandık. Öpeyim Ayten teyzeciğim. Aşağıda öptün ya Halis. Aa, kaç kere öpeceksin? Niye geldin delikanlı? Canımızı sıkmaya mı? Bırak gelsin abi. Kaynanası seviyormuş. Söyle bakalım Halis. Sen ne seversin? But mu, göğüs mü? Ben şey... göğüs severim. Sıtkı amca ne tatlı. Bak çekeceğim kulağını delikanlı ya. Aklın fikrin oralarda. Sıtkı amcan tavuğu sor. Tavuğun da göğsünü severim, ne var? Biliyordum zaten meme düşkünü seni. Aytancığım, Halis'e de bir tabak. Tamam. Şşt. Sen gözünü tabaktaki göğüsten ayırma delikanlı. Otur bakayım şuraya, sudur. Buna eskiden sefaletin son perdesi derlerdi İbrikçi. Şu halimize bak. Halil gıda bile veresiyi kesti. Obaya salamları mumlarar olduk. Sürekli aç yaşamaktan midem duvura uğradı. Görevini unuttu artık bir çare organ. Hiç sızlanma şimdi Cenab abi. Kabahat sende. Haftada iki program yapmayı kabul etseydin bu hallere düşmezdik. Eğer istediğim zaman verselerdi haftada bir program yeterdi bize. Nasıl versinler o kadar parayı abi? Doğru dürüst reklam alamıyorlar ki. Dolar aldı başını gidiyor. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz İbrikçi? Şiir kitaplarının baskı sayısı binlerden yüzlere indi. Bir sanatçı radyoda iç gıcıklayıcı programlar yapmadan... televizyonda özel yaşamını ifşa etmeden geçinemeyecek mi yani? Kriz dönemindeyiz abi. Paşa tablolarının da alıcısı kalmadı. Ne dersin, atlatabilecek miyiz İbrikçi bu krizi? Yani Kemal Derviş beyefendi bir şeyler yapabilecek mi? Rahat bıraksalar belki. Ah, şimdiki aklım olsaydı döner gelir miydim ben buralara? Keşke Berlin'de kalsaydık. Ne fark edecek ki Cenab abi? Orada da sürünüyorduk, burada da sürünüyoruz. Sanatçının kaderi her yerde aynı. Aa, bak abi, Esmer pencereye çıktı galiba. Öyle mi? Boş ver. Açlıktan Esmer'i bile görecek halde değilim. Eyvah abi. Ya Halil Efendi alacağını istemeye geldiyse? Canımızı alacak diye. Sen ilgilen. Benim kıpırdayacak mecalim yok. Merhaba. Merhaba. Aa, bu ne güzel sürpriz. Canım abi koş. Yiyecek geldi. Buyursunlar. Hoş geldiniz canlarım benim. Hepinizi ne çok özlemişim. Abi bak, taze ekmek. Kaşar da var. Pastırma. Canım, bir tane mis kokulu pastırma. Aytancığım, sen nereden buldun paraları? Dünya Bankası'ndan mı geldi yoksa? Hı? Canım abi, şu tavuğun güzelliğini görüyor musun bak? Tavuk deme şuna İbrikçi. Piliç o, piliç. Muhteşem bir yaratı. Yeme de böyle yanında yat. Aa, alınıyorum ama. Bütün tezahürat yiyecekleri mi? Beni gördüğünüzde hiç mi sevinmediniz? Aşk olsun Aytencim, sevindik. Çok sevindik. Çok sevindik canım içi. Hayatımızı kurtardım. Vallahi Hızır gibi yetiştin Ayten. Açlıktan ölmek üzereydik. Sen bir meleksin canım içi. Şimdi bir iyilik daha yap. Şu şahane yaratığı pişir bize. Önce bir çorba içeriz Aytenciğim. Evet. Çorba ile böyle alıştıra alıştıra başlayalım. Midemiz ani bir şoka girmesin, değil mi? Acaba Esmer'e seslensen biraz yiyecek getirir mi İbrikçi? Belki bir tas mercimek çorbası ya da ne bileyim iki biber dolması. Eski günlerin hatırına. Hangi eski günler Cenab abi? Daha bir kere konuşmadınız bile. Haklısın İbrikçi. Açlıktan saçmalıyorum. Evden de dışarı çıkamıyoruz. Sabicim kurt köpeği gibi devamlı etrafımıza dolaşıyor. Eskici de görmedi hala. Ya resmi satamadı ya da parayı alıp kaçtı. Çekeceğim kulağı. Durmadan aynı şeyleri tekrarlama Cenab abi. Sen şiirine çalış. Belki açlığını biraz unutursun. Hah, şifreye bekçi. Çabuk aç.
İnşallah Caferciğim yiyecek bir şeyler getirmiştir. Hah, belki de Hüseyin para getirmiştir. Oo, daha iyi olur. İyi günler. Hah, sen neydin? Mucize, hafif süvari alayı yine yetişti. Gel canımın içi. Kapat kapıyı, kapat kapat. Çekin kenara eşek. Beni kandıracağını mı sandın? Vallahi ben getirmedim. Beni takip etmiş. Ya. Sizi tekrar aramızda görmek ne kadar güzel efendim. Nasıl geçti Bodrum tatili? Caferciğim geldi nihayet. Sallanma, çabuk aç. Açıyoruz ya Cenab abi. İyi akşamlar. Hoş geldin Cafer. Gözlerimiz yollarda kaldı. Ancak efendim kapının önünde Sabri domuzu yolumu kesti. Bir çene bir çene atlatana kadar göbeğim çatladı valla. Sağ ol Cafer. Hızır gibi yetiştim valla. Sordun mu bizi? Sormaz mı domuz? Anlamış galiba saklandığınızı. Sen ağzından bir şey kaçırmadın inşallah canımın içi. Ha? Olur mu öyle şey efendim? Bodrum'dalar dedim. Tebrik ederim Cafer'cim. Hayatımızı kurtardın. Sen olmasan ne yapardık? Ne demek efendim? Vazifemiz. Şu Anadolu insanının güzelliğini görüyor musun İpekçi? Ha? Onu benim için öp. Çok düşüncelisin Cafer'cim. Ayran da getirmişsin. Getirdim tabii efendim. Ayransız olur mu? Ah ah. Şu pilavın güzelliğine bak İpekçi. Osman Nuri Paşa'nın tablolarını aratmayan bir estetiği var. Tane tane. Bu lezzet, nohut, bu raya. Tavuk yok muydu Caferciğim? Yok efendim. Kalmadı maalesef. Olsun böyle de güzel. Otursana canımın içi. Bir dilim domates almaz mıydın? Sağ olun efendim. Ben karnımı doyurdum. Afiyet olsun. Sağ ol Caferciğim. Bu iyiliğini unutmayacağız. Evet Caferciğim. Unutmayacağız. Bu kriz elbet bir gün bitecek. Sanatçılar da kapıcılar gibi parasal rahatlığa kavuşacak. İşte o zaman borcumuzu fazlasıyla ödeyeceğiz. Bilmez miyim Cenap Bey? Halil gıda da veresiyi kesince işimiz iyice zorlaştı. O da durmadan borçlarını ne zaman ödeyecekler diye soruyor. Cenap Beyler yabancı değil babacığım diyorum ama daha ne kadar idare ederim bilemiyorum. Üzme kendini Caferciğim. Canımız alacak diye ölmüş eşek kurttan korkmaz. Siz asıl Sabri Bey'den korkun efendim. Evde olduğunuzdan şüpheleniyor domuz. Sizi apartmana girip çıkarken görenler olmuş galiba. Eyvah, bu fena işte. Duydun mu Cenap abi? Duydum İbrikçi. Çocukları da müzik dersine göndermiyorum ya artık. Avantası kesildi. İyice adileşti domuz. Anam, geldi galiba. Caferciğim ışığı ışığı. Sık biraz ibrikçi sık. Daha yağ var onun içinde. Benim mecalim yok Cenap abi. Al istersen sen sık. Caferciğim nerede kaldı acaba? Midem sırtıma yapıştı. Gelir abi, sabırlı ol. Umarım tutar sözünü. Tutar abi, merak etme. Ayrıca pilav gelmeden o domatesleri de bitirme. Bir terslik çıkmasa bari. Şifreyi biliyor değil mi İbrikçi? Gözünü seveyim soru sorma artık Cenap abi. Zaten açlıktan beynim durdu. Evet, şifreyi biliyor. Bir uzun, üç kısa. Ayrıca bu saatte alacaklılar gelmez, korkma. Hiç belli olmaz İbrikçi. Su uyur, düşman uyumaz. Ah, ah. Şunlar gerçek olsaydı ne güzel doyururduk karnımızı şimdi. Bırak Allah aşkına Cenap abi. Yemediğim bir resimler kaldı zaten. Kutluyorum seni İbrikçi. Yine sanatını konuşturdun. İnsanın baktıkça iştahı kabarıyor. Ben değil Cenap abi. Osman Nuri Paşa konuşturmuş sanatını. Ben de elimden geldiğince benzetmeye çalıştım. Çok iyi benzetin İbrikçi. Aslında farksız. Eskiciden de ses seda çıkmadı. Acaba elindekini satamadı mı? Belki de satıp parasını çoktan yemiştir. Bak aklıma ne geldi. Bunları reprodüksiyon olarak değil de gerçek Osman Nuri Paşa tabloları diye pazarlasak daha çok kazanmaz mıyız? Hı? Saçmalama abi. Açlık başına vurdu galiba. Bütün sıkıntılarımızdan bir anda kurtulurduk İbrikçi. Bak
alacaklıların korkusundan evde karakma uyguluyoruz. Sahtekarlıktan hapse girsek daha mı iyi olur? Belki de daha iyi olur. Hiç değilse her gün düzenli olarak 3 öğün yememizi yeriz. Özel tip olanları da varmış, hani böyle dubleksli, havalandırmalı. Of abi, of. Sus Allah aşkına. Ama sanırım ekonomik kriz yavaş yavaş bitiyor İbrikçi. Bu derviş piyasalara güven verdi. Radyoların reklam geliri artarsa belki benim programımda Eylül'ü beklemeden başlatırlar. Of of ya. Nedir bu çektiğimiz İbrikçi? Neden her dar boğazda sanatçılar darbe yiyor? Cenab-ı Hak artık yeter. Yalvarırım konuşma. Şimdi düşüp bayılacağım. Cafer'cim neredesin canımın içi? Gel artık gel. Ağrıma gidiyor İbrikçi. Sabriciğim gibi hiçbir karizması olmayan sıradan, hatta uyuz denilebilecek bir ev sahibine esir düşmektense çarpışarak şerefli bir şekilde ölmeyi tercih ederim. Helal olsun abi. Gazi Osman Paşa gibi konuştun. Neyle çarpışacağız peki? Fırçamızla kalemimizle mi, yoksa tencere ve tavalarla mı? Ben ciddiyim İbrikçi. Son nefesimize kadar savaşmalıyız. Diyorum ki Kemal Derviş Beyefendi'ye bir mektup yazalım ve kira sorunumuza köklü bir çözüm getirmesini isteyelim. Korkarım bunu yapacak vaktimiz kalmadı abi. Korkarım haklısın İbrikçi. Kapıyı aç da Sabriciğimle teslim şartlarını görüşelim. İyi günler efendim. Kalktınız mı? Yatmadık ki, kalkalım canımın içi. Bütün gece seni düşündük. Buyurun Sabri Bey, biz de sizi bekliyorduk. Para hazır mı efendim? Hazır Sabriciğim, hazır. Bir yerlerde seni bekliyor. Fakat nerede, henüz onu bilmiyoruz. Anlayamadım efendim. Ne demek bu? Paramız yok demek Sabri Bey. Çok uğraştık ama bulamadık. Kusura bakma. O halde siz de kusura bakmayın efendim. Artık yasal yollara başvuracağım. Bir iki gün daha bekleyemez misin canımın içi? Bir saat bile bekleyemem efendim. Zaten çok mağdur olduk. O parayı repo yapsaydık şimdiye kadar iki katına çıkardı. Zararınızı tazmin ederiz Sabri Bey. Yeter ki bize biraz daha zaman verin. Artık bu masallara karnım tok efendim. Masal değil Sabriciğim. Çok yakında 10.000 dolar gibi bir para akışı bekliyoruz. Hah, bakın iyi hatırlattınız. Bizim kira sözleşmemiz zaten dolar üzerindendi. Aklını mı kaçırdın Sabri Bey? Doların kaç lira olduğunu bilmiyorsun galiba. Kendimizi Merkez Bankası'nın önünde yakmamızı mı istiyorsun canımın içi? Aydıncığım. Kusura bakma Bilgeciğim. Rahatsız ettik. Aydıncığımla görüşebilir miyiz? Tabii. Aydın. Ne oldu sevgilim? Aa, siz miydiniz Cenab-ı abi? Hoş biz geldiniz. Aydıncığım. Hoş bulduk. Küçük bir sorunumuz var. Kusura bakmayın, ben çıkmak zorundayım. Estağfurullah Bilgeciğim. Buyurun sağ abi. Konu nedir? Konu para canım içi. Sabriciğim çok bastırıyor. Keyfimden bastırmıyorum ya efendim. Kaç aydır kira alamıyorum. İyi de ben ne yapabilirim? Kenarda bir 500 milyonun varsa bana borç verebilirsin söz gelimi. Ben de Sabriciğimin ağzını kapatırım. Ne diyorsun abi? Ne gezer bende o kadar para. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle efendim, selametle. Üzgünüm Sabriciğim. Senin için elinden geleni yaptım. Ama kısmet değilmiş. Ben anlamam efendim. Ya parayı bulursunuz ya da... Bu kadar katı olmayın siz de Sabri Bey. Cenab-ı abiler bunca yıllık kiracınız. Biraz anlayış gösterin lütfen. Göstereceğimiz kadar gösterdik efendim. Daha ne anlayışı? Biz de perişan durumdayız. Sizin iyi kötü bir emekli aylığınız var. Ya bu adamlar ne yapsın? Acınacak haldeyiz canım Mehmetçi. Sıtkı kardeşim boyalamıyor. Ben daktilomu şeridini değiştiremiyorum. Anlıyorum efendim, anlıyorum da. Anlayacağınızı biliyordum Sabri Bey. Size de bu yakışır. Sağ olun. Ben Cenab-ı abiye kefilim. Aydıncıma güvenebilirsiniz abicim. Ben de ona kefilim.